Ama şunu da söylemek gerekir. İbrahim Öztürk iyi niyetli 40 yaşında. Murat Akça performans stoperde. Şimdi Mustafa Hoca ikisini mecburen oynattı. Kazım burada sol bekliyle oynadı. Evet. İbrahim savunması iyi değildir ama ofanslı iyi bir bektir. Şu dörtlüye Galatasaray takımı tabii baktığında kağıt üzerine oynayan ve sonradan giren oyuncularıyla daha fazla pozisyonlu öğretmesi gerekirdi. Evet Galatasaray takımı maçta 41 kere Altay ceza sahası içine girdi. Altay da Galatasaray ceza sahası içine 29 kere girdi. Tabii o şey da Yani şey değil. Bu kadar da Galatasaray'a yani Galatasaray'ınki de çok ciddi bir rakam. Tabii. Ama ama Altay, Altay deplasmanda oynuyor. Galatasaray deplasmanında hocam söylediğiniz Tabii. rakam çok, çok ciddi güzel. bir rakam. Çünkü çok güzel. geçen hafta Başakşehir'e karşı topu Başakşehir'e bırakıp neredeyse 6 pasla savunma yapan ama çok önemli bir puan alan Altay vardı. Şimdi bugün bir de Altay takım niye oyuna zaten bir 20 dakika iyi başladı. En önemli nedeni şimdi Muhammedle Halil Dervişoğlu ile başladı Galatasaray. Fatih evet. Hoca böyle bir tercih yapmış. Yani 4-2 4, 4 -2 ayağındayken de top Galatasaray'ın 4-2-4'e dönen bir sistem var. Ama Galatasaray takımı özellikle şimdi futbolda şunu söylemek gerekir. Eğer böyle bir iki santroforlu oyunu oynayacaksanız futbolda bir ikillerin tamlamaları vardır. Kenarda da stoper, orta sahikileri santrofor olarak da ve... Ee, genel olarak da bu orta sahada özellikle bu oyunda top yani hücum bölgesine taşınması gerekir. Ve savunma arkası mutlaka burada Muhammed geldiğinde Halil koştuğunda Santrofor olarak ve Halil yani aynı şekilde koşu yapıp Muhammed geldiğinde ikili olarak orada mutlaka alan açmaları gerek. Hem topsuz arkası da e, e, savunma arkası da koşu denemesi gerekir. Şimdi bunu da yap yaptıkları ama bu topu e, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu bu Özellikle üst bölgede yani rakip alanda bunu savunma arkasına geçirecek beceride değil. Oyunu yönlendirecek Bura, ama bunu iki tane bir birbirine yakın oyuncuyla niye oynadı Fatih Hoca o zaman? Şimdi mutlaka herkes şimdi düşündüğünü Fatih Hoca da düşünmüştür. Ne diye iki tane altı numarayla oynadı? Eğer iki santrofor önde kaldığında Kerem orta sahaya daraltmadığında Fegül'ü de daraltmadığında top rakip Altay'dayken zaten Altay ondan çok ceza sahası içine girdi. Bu oyun neye dönüyor? İki parçalı oyuna dönmeye başlıyor. Eğer burada dedi ki Morussan veya Emre Kılıç oynatırsam geriye dönmeni, dönmezlerse 5'e 5. Beş. Biz dedi kontrol atakları kesmek için ikisiyle İki oynayalım. Önceleri. Çünkü burada farklı bir işlem olacak. Yani Fegül eğer topun eğer bu kanattan geliyorsa Kerem buraya doğru daraltacak. Eğer aynı şekilde top burada ise Fegül'ü daraltması gerekir. Eğer daraltmadığın zaman önde 4 oyuncuyla böyle kaldığınızda da ciddi bir alan çıkar. Altay. Altay zaten o alanlar çıktığında ve oyunu da dikkat edin dönemediğinde geniş alanda yakalandı. Galatasaray Hep. takımı ilk 20 dakika oyunu zaten momentumunu Altay aldı. Tabii. Tamamen Altay'daydı. Şimdi birlikte çünkü top rakipteyken hem karşı pres yapmıyorsun, hem alanları kapatmıyorsun, hem de önde oyuncu kalıyor. Bir de özellikle de ne oldu? Galatasaray oyuncuları şimdi özellikle Fegül diyorsun ki top özel yani Galatasaray'da varken rakip bir alanda iş yapacak oyuncu. E Muhammed öyle, Halil öyle, Kerem öyle. Şimdi bu oyuncular geriye koştukça da ilk 20 dakika Altay takım geriye itince daha büyük sıkıntı yaşadı Galatasaray takımı. Savunmaları çok iyi oyuncular değil. Altay çok yüklendi. Bir ara hatta Mehmet de seviyorduk. Evet. Çünkü, 7 8 9 6 biz tabii ya yani hiç beklemediğimiz yani yaklaşık Galatasaray'ın 30 metrelik şu 30 pasa yakın yani yerinde 7, 8 tane Altaylı gördük çok rahat. Bundan sonraki süreçte ne oldu peki? Altay e, takımına özellikle Galatasaray takımı biraz daha önde top tutmaya başladı. Biraz daha pas yaptı. Çünkü bir koridor açıldı. Sağ koridora. Yettim bu beceride değil. Şimdi değil. Patrick de o kadar değil. Aynı şekilde sol kenarda Kerem özellikle içeri girdiğinde iç koridora. Yani o da gerekli performans sol taraftan veremedi. Ozan ne oldu? İki santrofora top da gelmedi. Bir de işin tuhafı. Şimdi iki santrofor iki kişi oynuyorsak biz ben ben öne doğru çıkıyorsam stoperleri götürüyorsam uyum olur. Halil Ozan savunma arkası koşu yapacak. Sen öne doğru çıkıyorsan ben Mustafa Muhammed'sen mesela olarak sen çıktığında sen onları özellikle stoperleri de götürdüğünde öyle. bana alan açtığında aynı şekilde ben oraya koşu yapmam gerek. Artı biz iki <laughs> santroforuz ne isteriz Ender? Yani seyircinin anlayabileceği bir dilde konuşmak istiyorum. İki santroforu biz kenar ortası yapması gerekir evet, Galatasaray'ın. Mesela bir tane ilk kere Mehmet'le seyrederken birinci sınıf Galatasaray'ın bir ikili oyunu vardı. Mustafa Kerem Patrick. vurup Patrik. Mustafa Muhammed'e getirilen top. Çok bir ikili müthiş. oyun. Yani buradan daha Muhammed. fazla... Halil'in milli maçla yaptığını Tabii. yapamadı, en şöyle yapamadı ayağına, yani. gitti direğe vurdu. direğe vurdu. Ya Bu oyunları daha fazla Galatasaray'ın yapması gerekirdi, özellikle e, Altay yer alanda. İkili oyunları oynayamadılar, özellikle de bu orta sahadaki organizasyon ama yani hem bu tempoyu özellikle ayarlamakta, ayarlanmasında en önemli de bu oyuncuların ikili oyunları, yön vermesi, baskıyı veya yoğun yüklenmeleri, Konca... nereye yapacağı ile ilgili ciddi bir Sıkıntı yaşadı bu ikilden Galatasaray. Biliyorum zaten, oyuncu ama. üzerinden konuşmayı sevmiyorsunuz ama... ...bu oyun şu şekliyle Çıkıldağ'ı istiyordu değil mi? Tabii kesinlikle. Tabii. Cagney'i de istemiyor muydu? Tabii Çıkıldağ evet. tamam rahatsız hasta oynayamıyor işte, ama... Mustafa Muhammed'le Halil birbirini tamamlayan santrafor değil. Az önce söyledim ya orta sahada mesela... ...bir belirleyici bir tamamlayıcı oyuncu olacak. Eğer Berkano seçilmişse... ...burada Berkan oynayacaksa koşan oyuncu değil mi? Her maçta evet, 13 kilometre evet. koşuyor. Koşuyor evet... Burada demek ki bir tane oyun aklı lazım. Evet, Taylan, evet. Taylan Antalya ile bu ne oluyor? Bu organizasyon Olmuyor. şimdi bak bu organizasyon ne oluyor biliyor musun? Yani buraya iki beki de çıkartıyorsun. Önde ikiller de var. Altı tane oyuncu oynatacak. Bu iki oyuncu hem yeri geldiğinde de buraya ucuma da destek vermesi gerekir. Yani bu takım Galatasaray yeri geldiğinde tek merkez bir oyuncuyla defansif ya yani dört dörtlünün önünde tek oyuncuyla önde de üç. 4-3-2'ye de dönebilir. Yani böyle rahatsız özellikle ofansif Öyle. anlamda işlevini rakip yere alanda olumsuz yönde bu oyuncularla hareket evet. etmesine neden oluyorsun. Verdiğin iki tane böyle tercihle. Birkaç haftadır şimdi, da ısrarla böyle tabii, oluyor. Ya, şimdi ben söyleyeyim mi? Fegül'ü burayı daraltmıyor. Şimdi Kerem'le Fegül'ü atalım çizgiye. 4 4 2 daha çizgiye atalım. Buraya daraltmıyor. Fatih Hoca da demiş ki. Şimdi her seçim bir şeylerden vazgeç. Fatih, Fatih Hoca demiş ki ya daraltmadığında biz geniş alanda yakalanırsak burada ikili merkezi iki tane altı numarayla evet. bu alanları kapatırım. Bence diye bence sıkıntı düşünüştüm. orada zaten hocam. Zaten sıkıntı en büyük sıkıntı başlıyor zaten. buradan başlıyor. Yani eğer burada bu oyuncular yatay olarak enine kayma yapmıyorsa bu iki tane orta sahayla oynuyorsan evet iki tane altı ile oynarsın. Ama kaymaları gerekir. Öbür türlü ne oluyor? Galatasaray takım top ayağında 41 kere altıca sahası içine ama giriyor ama adama. organize olamıyorsun. Ama burada yani yani organize olamıyorsun. Mesela aynı şekilde iki santroforlu oyunda mesela Mustafa Muhammed de Halil Dervişoğlu birbirini tamamlayan evet. oyuncular değil. Doğru. Jack, ile Halil'i oynatırsan birbirini tamamlar. Gol atar atmaz. Ben Jack'ten gol attığı için değil. Ama iki santroforlu bir oyun varsa birinci tercihin bir senin mutlaka Jack ne olmalı. Yani Örnekle Muhammed Jackney'dir. Şaşırdım. Hocam da aynısını söyledi şaşırdım. Ay haftalardan beri aynı şeyleri ya, yazıyorum ama, ya. Jack ne ile Halil oynar diye. Ama biraz önce Burak önce şöyle Jack, şey e, Levent Burak Halil'in uyumundan söz ediyorum ya. Bu Jack ne takıntısı nedir ben ya, de anlamıyorum. Biraz hocam. Ya, ya. Bir de, bak, hocam. Bir de, de, de hayır o, Jack ne oynatıyor? Ha, hayır. Kızıyor. olumsuz anlamda bir diyorsun. Şey bir, de, bir de, bir de ben, ben Galatasaray'la ile ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray hep birinci sınıf santroforlarda oynadı geçmişte. Evet. Şimdi bak. Tartışılma Burak, Yılmaz, dropa ...yedekte Umut Bulut oynadı değil mi? Evet, Sonra tabii. Gomis geldi. Yani Galatasaray takımında Jackney bugün gol de atmış olabilir. Mustafa Elman Muhammed de var. üç tane gol at gol, gol at... ...gol atabilirdi bugün. Futbol bu. ya Ben e, geçen programlarda söylediğim gibi... ...ikisini mesela... ...Mustafa Muhammed'in mesela 4 milyon dolar verip... E, ...yani bence... E, yani ...gidip de sözleşmesini uzatmam. Cagney'i de devre arası bir şekilde yollarım. Birinci sınıf bir santrafor alırım. Halil'i de yedeklerim kulübede. Hı. Galatasaray e, takımı dediğim gibi bunlar şimdi birlikte ikisi sekronize olamıyorsa, orta sahada da sekronize olamıyorsan, sağ tarafta da yetlinle Fegüli e olamıyorsa sen 4-4-2'den daha önemli bir kere sağ içindeki birbirini tamamlayan oyuncularla oynayamazsın. Bu da senin ucun organizasyonunu ve rakip ceza sahası Eksik içine işte giriyorsun ama net Durdu. gol mesela pozisyonu kaç tane sayısı bunu da e, bir şekilde belirlemek gerekir Peki, şimdi, Levent abi. 96-2000 yılları arasında bugünkü Galatasaray Başkanı Burak Elmas mevcut yönetim kurulu da görev yapıyordu. Artı o günün de teknik direktörü Fatih Terimli. Geçen gün sohbet toplantısında medyayla yaptı sohbet to toplantısı şöyle dedi. Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray yaratmak. Genç ve dinamik bir Galatasaray var. Kalite ve akıl olarak eksik. Şimdi bunu almadığını takdirde 96 takımını gören bir oyuncu yani burada alınan bazı oyuncuların ya tutarsa felsefesiyle transfer edildiğini söylüyorum. Yani kadro mühendisi Galatasaray'da yerlerde sürünüyor. Kusura bakmasınlar. Eski Fatih Terim olsaydı bugünkü Fatih Terim'in yaptığı transferleri protesto ederdi. Net söylüyorum. Çünkü bu oyunculardan ne bekliyor? Taylan'da Berkan'dan ne bekliyor? Soruyorum. Adam penaltı yapıyor. Topa çıkarken dağınık yatak gibi çıkıyor. Savruk çıkar mı bir adam ya? Böyle. Ben altı pozisyonda. Buraya çarpıyorsa adamın elinde? Mesela hocayla onu tartışacağız. Artı şut atmıyor diye eleştirdik. Şut atıyorlar dağlara taşlara ikisi de bugün. Bak söyledim normalde. Marka, Kerem, Halil, Çikaldo, Fegülü, Mustafa dışında işte, Galatasaray'da Sereçem oyuncular yok. Orta yapmayan, asist yapmayan iki tane bekle oynuyor Galatasaray takımı. Soruyorum. Diyorlar ki puan farkı bitmiyor. Puan farkı arttı. Trabzonspor bu sene Anadolu ihtilali sayesinde şampiyon olacak. Anadolu takımları büyük takımlara resmen çelme takıyorlar. Bak samimi söylüyorum. Bu, bu net görünüyor. Evet. Bu takımlar geçen senelerde yeniyordu. Artık iniyordu. yeter diyor Anadolu yeter takımları. Yeter diyorlar. Yani eskiden Trabzon var diyorlardı ya. Yok 5 takımın alt takımı oynuyor şampiyon oluyordu. Evet. Hiç gerek yok. Anadolu takımları o görevi üstlenmişler. Aradaki puan farklarına bak. Tarihleri boyunca Beşiktaş ve Galatasaray bu farkları yememişlerdir diye düşünüyorum şampiyonluk yarışlarında. Şimdi Fenerbahçe'nin maçı oynamadı için bir Aha. yorum yapamıyorum. Ama Galatasaray kadro mühendisi doğru bir mühendislik değil. Hep hedef ocak, ocakta tutmazsa Temmuz transferleri değil. Galatasaray evet bugün Mustafa Denizli eleştiri almıştı Başakşehir maçında. Açık oynayan bir Altay takımı izledik. Galatasaray'ın üzerine cesaretle giden bir Altay takımı izledik. Pozisyonlar da buldular. Pozisyonlar da verdiler. E gerçek şu ya. Galatasaray takımına bakıyorum. Musa Muhammed Fenerbahçe attığı golün dışında akılda kalan bir tane golü yok. Bir de yerdeki penaltı pozisyonu var. O da zemini hazırladılar o maçta. Soruyorum ya direğe kıracaktı az daha ya. Top tekniği olmaz bir santrforun topun dibine girsen pozisyon gol olacak. Bu santrfor onu oradaki rahatlık gol yapamıyorsa yazık Halil'i de bozuyor. Bak Halil ile Jack'le birlikte çıkarken Alper'i aldın hiçbir katkısı yok. Bir de sağdan bir girdi ki Zannedersin dedi Ronaldo girdi köşeye topu vuracak. Yan ağlara vurdu. Arkada 3 tane adam bekliyor. Kesse gol olacak. bayağı niye bir isyan etti şey, niye alıyorsun Alper'i? Halil kalsın oyunda. Cak Halil oynasınlar? Birbirlerini tamamlayan oyuncular. Temin Hoca söyledi kulak misafiri oldum. Ben söylüyorum. Bu iş sağdan yönetilir. Hoca söz verdin 6 maç ceza aldın. Galatasaray takımı ligden koptu artık yani. Bundan sonraki süreçte işte ne kadar yakalamaya çalışsa yakalamaya devre arasında de transferleri yapacak ya. Hangi transferleri yani. yapacak? Galatasaray'ın bu paraları harcayacak bir gücü yok ki. Sezon sonuna kadar böyle gidecek. Kaldığı yerde kalacak. Yapacaksan seneye bu transferleri yaparsın. Bu an farkı herhalde 16, 16 oldu. E buyurun Beşiktaş'ta 18, şeyle 16. 5 maç kafadan var. Yani mümkün değil. Trabzon 5 maç kaybedecek. Sen hiç kaybetmeden kazanacaksın. 5 maç da değil 6 maç. Yani 6 maç tabii. Yani 5 maç kaybedecek bir maçı içeride oynuyor ya. Galatasaray kendi maçını düşünüyorum ben. Abi. 5 maç. Yani sonuçta sadece Avrupa ile Galatasaray başarılı oldu. Oyun bir sistemiyle oynadı. Alanları daraltarak oynuyorlar. O da Tev Şubat'ta mı oynayacak? Mart'ta mı oynayacak? Perşembe günü belli olacak. Perşembe günü Lazio'ya gidiyorsun. Lazio'dan beraberlik alırsan 16'ya kalıyorsun. Almıyorsan Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla bir 16 öncesi maçı oynayacaksın. O yüzden dolayı yani e, bugünkü Galatasaray'ın Avrupa'daki başarını alkışlıyoruz, L lider olmasını alkışlıyoruz, yeni alkışlıyoruz. Ama bunun sonunda lider olarak çıkamazsam burada bu Galatasaray için de çok sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Ama bu kadro mühendisini yapan insanlar hiç kendilerine gelecekle ilgili hedef koymasınlar. Yazık yani Galatasaray belki de bir Atlan Polat döneminde vardı hatırlarsan Kulyolar Mulyolar gelmişti Ligi 8. bitirdiler. İstanbul. Bugünkü bu kadroda bu kadar transfer yapıldı. Buna rağmen ligde 8'in durumda galiba Galatasaray hala. Yanılmıyorsam. fikstür gelmedi. 8'de başlamıştı. Hocam devam ediyor mu? Bu da kurulan son dönemlerdeki en verimsiz, en yeteneksiz kadro. Peki Erman Hocam bir kere pozisyonlarla ilgili çok fazla soru var. Ona geleceğiz. Görüntüler üzerinden konuşacağız. Ama Galatasaray'ın ard arda 4 galibiyetsiz haftası bu ee, yani az önce listeyi verdik 4 hafta üst üste kazanamadı Galatasaray ki hani çok kolay rastlanabilen bir durum değil bu ama e, işte bunları görmeye başladık Beşiktaş için de keza benzer bir evet. durum var Fenerbahçe için de yaşadık bunu dönem dönem onların da e, durumları malum e, bir türlü toparlayamıyorlar Fatih Hoca tribünde e, yapılan yapılamayan işler var sağ üzerinde hani oynaması gereken oynayamayan hamlelerdeki gecikmeler gibi şeyler de söyledik. Ama sonuca geldiğimiz zaman olmuyor. Neden olmuyor? Ee, bazıdan da ters gelecek belki ama işte benim dönemim futbolculuk, hakemlik, televizyon, gazete bugüne geliyorum. Eskiye göre çok net bir şekilde sağ dışında oynanan oyunlar azalıyor. Bunu söyleyeyim. Sağ dışında oynanan masa başı oyunları azalıyor. Masa başı oyunlarının azalması, e, paraların biraz adaletli dağıtılması. Hani benim dedemiz zamanında şampiyon olmuşlar ya, dedemiz zamanında şampiyon olmuşlar fazla para alıyorlardı filan filan filan. Biliyorsun Amerika'da iyi basketçiler önce aşağıdan başlıyorlar vermeye. Sonra sonra çıkıyor. Küçüklerin küçüklerin dikkatli transfer yapması, Anadolu takımlarının diyelim, dikkatli transfer yapması, büyüklerin 50 lira verdikleri adamları onların 4 liraya alması ve bu yukarıdakilerin parayı har vurup harman savurmaları, hani nasıl olsa baba parası anlıyor musun? İşi buraya getirdi hocam. Yani bugün sahaya çıkan takıma bakıyorum. Altay takımı Mustafa herhalde 7-8 milyon euro tahmin ediyorum toplamı. Hocam onu söylemişti. Ee, ondan o sonra çok ucuza aldım demişti. Evet, evet. 7-8 milyon euro civarı. Egas'ın bir tane futbolcusu neredeyse sattığı zaman 7-8 milyon euro. Ne yaptı bugün Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek, evet. haddini bilerek sonuna kadar, ölümüne kadar top oynadılar. Bazıları nefessiz kaldılar Bayağı ya. Son bölümde çok yoruldu. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki 5 tane futbolcuyu, 6 tane futbolcuyu 6'ya vereyim bak oynarlar. bak oynarlar. Tabii canım. O zaman sen, o zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun, yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz, taraftarlarınızı aldatıyorsunuz. Bu kadar basit kardeş. hikayeyi bırakın. Zaten hangi takım hakemler hakkında deklarasyon yayınlıyorsa, o takımın bilin ki ya teknik adamından memnun değiller ya futbol takımından memnun değiller. Ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Şimdi birazdan geçeceğiz. Kim ağlayacak onu göreceğim. Yazık ya. Yani yapmayın abi bu imkanlarınızı. Taraftarlarınız var milyonlarca. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Bu takımların böyle olması bizim işimize de kötü. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın birlikte olmaması bizim işimize sekte ama bunlar ama bunlar bunların idarecileri ve bunların yöneticileri Bizlere hedef göstererek düşman 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 arkaya saklanıyorlar. Çok uyanıklar. Lan biz sizin yukarıda olmanızı isteriz. Uyanıklar. Aa bu düşman bu kötü konuşuyor. Biz iyi konuşuyoruz ha. Biz kötü konuşmuyoruz. Biz sizin rezilliğinizi çıkarıyoruz. Siz bizi başka türlü vurmaya kalkıyor. Düşman. Hata o bize şey yaptı, bilmem ne yaptı. Yap siz olun. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Siz olursanız biz fazla reyting alırız. Uyanıklar. Bizi seyirci daha fazla ister. izler. Fener Galatasaray Beşiktaş olmazsa bize fazla adam izlemez. Ben bindiğim dalı keser miyim? Uyanıklar. Sizin düşmanınız niye olalım? Niye etrafa servis yapıyorsunuz şeylerle? var yani o şeylerle, sitelerle, mitelerle. Çok uyanıksınız. Takımlarınızı idare edin, millet aldatmayın. Aldığınız transferler turşular ortada. Turşular. Bir bakın. Yemin ediyorum size çubuk turşusu sizin turşulara elli basar. Çubuk turşusu sizin turşulara elli basar. Sağda yürüyecek halleri yok be verdiğiniz paralar. Milyon eurolar. Euro. 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 Euro kaç para oldu? Euro kaç para oldu? Millet aldatmayın. Seyircinizi aldatmayın. Takımlarınız ortada abi. Takımlarımız ortada ya. Allah'tan var geldi. Allah'tan var var. Bugün gene göreceğiz. Var bir yerde var bir yerde yok. Sizin lehinize. Hmm. Sizin Allah'tan var var. Var çıkınca kel gözüktü zaten kel. Aldatamıyorsunuz çünkü eskiden hop gün gidiyordu. Offside mofside filan. Şimdi yok. Mecburi çağırıyorlar. Mecburi çağırıyorlar. Zorla. Hakem giderken zor gidiyor. Bakarken zor bakıyor. Yedek kulübesi hakemin etrafında büyüklerin. Küçükler fazla gitmiyorlar. Aldatmayın insanları. Yöneticiler. Siz bildiri yayınlamaya devam edin. Sizin topçular böyle yürürler işte. Kaçıncısınız utanın ya. Bak Trabzon çıkıyor. 11 kişi bugün seyrettim. Hiç abi öyle büyük küçük filan diye oynamıyorlar abi. Affedersin. İt gibi koşuyorlar. Herkes birbirine yardım ediyor. Kamerayı görüyorum. Şöyle kamera dönüyor. Bir tane futbolcuyu öbür sahada görmüyorum arkadaşlar. Bir tane futbolcu, Trabzonlu futbolcuyu öbür sahada görmüyorum. Hep 40 metrede görüyorum. 35 metrede görüyorum. Bilmiyorum yanlış mı görüyorum. E adamlar basıp gittiler. Dur bakalım onu aşağı alırsanız belki olursunuz. Hep beraber çalışın bir şey kuruz site. Trabzon hep beraber alalım aşağı. O zaman şampiyon olursunuz aradan biriniz. Bunu Aziz Yıldırım eskiden iyi söyledi biliyor musun? Dedi ki beyler. Bu Bursa şampiyon oldu ama kendimize gelelim büyükler dedi. Bunları biz alıştırırsak dedi kötü alışırlar sonra dedi. Biz duman oluruz dediydi Aziz Yıldırım. O zaman tehlikeyi görmüştü Aziz Yıldırım. Yani biz omuz verelim bakmayın biz hani itişelim abidelize da kavga etmeyelim. Bunlar diyor. fazla gelmesin diyordu. Doğru. Artık elden çıktı, okeyden çıktı. Bir anda alt taraf paralansın bilmem ne. Paralarını tıkır tıkır veriyorlar aldıkları şeyin, futbolcuların. Transferlerini veriyorlar. Düzgün antrenörler geliyor. Pırıl pırıl genç antrenörler. Tıkır tıkır götürüyorlar abi. Sonra siz adamların antrenörlerini almaya kalkıyorsunuz. Tabii, Gidiyorsunuz tabii. Çin'den antrenör alıyorsunuz. Adam getiriyor bir yerden İtalyalı. 20 yaşında, 18 yaşında biraz da şey yapayım. Egzajere edeyim diyorsun. 18 yaşında antrenörü göz Oraya gidecekmiş, buraya gidecekmiş. Neyse, bu işte kadar o dönemlerde ya. geçmişte de hata yapıyorlardı. Evet. Trabzon'un şampiyonluklarını yediler.